Sevgili izleyicilerimiz, bugün Dünya Diyabet Günü vesilesiyle her yıl düzenlediğimiz eğitim videolarımızın bu kısmını Milli Eğitim'de çalışan personelimiz için düzenlemek istedik. Bize bu konuda destek olan Afyon Sağlık Üniversitesi Rektörlüğü'ne ve Afyon Karahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teşekkürlerimizi sunuyorum. Bugün bazı sorular hazırladık ve bu sorular üzerinden cevaplar vererek Milli Eğitim personelimizin bu konudaki bilgilendirmelerini arttırmak istedik. Öncelikle Uluslararası Diyabet Federasyonu yıllardır tip 1 diyabet ve tip 2 diyabet için bazı videolar, eğitimler, broşürler hazırlayarak toplumun her kesimini bilgilendirmeyi amaçlamıştır. Biz 0 ile 18 yaş arasındaki çocuklarımızı takip ettiğimiz Afyon Karahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü Çocuk Endokrinoloji Bölümü vasıtasıyla Milli Eğitim'deki personelimize bu eğitim videosunu hazırlamak istedik. Diyabet nedir? Diyabet, insülin eksikliği veya insülin direnci ile ilişkili olarak kronik seyirli, metabolik, endokrin bir tablonun kan şekeri yüksekliği ile karakterize olduğu bir hastalıktır. Peki insülin nedir? İnsülin, vücudumuzda pankreas dediğimiz organımızdan üretilen ve beslenme ile alınan gıdaların kullanılması aşamasında dolaşıma çıkan kan şekerinin, biz bunu tıbbi terimle glikoz diyoruz, kan şekerinin kullanılması için gereken bir hormondur. Nasıl etki ediyor insülin? İnsülini bir anahtar gibi düşünebilirsiniz. Bu anahtar hücrenin içerisine enerji için gerekli olan glikozun alınmasını ve kullanılmasını sağlıyor. Peki insülin olmazsa ne oluyor? Vücut bu şekeri kullanamıyor. Ve biz bunu dolaşımdan kan şekeri yüksekliği ile görüyoruz. Peki normal kan şekeri seviyeleri nedir diye bakarsak? Herhangi bir dönemde bizim baktığımız kan şekerimiz hiçbir zaman 200 mg desilitrenin üstünde olmaz. Veya açlık kan şekeri dediğimiz açlık plazma glikozu düzeyimiz 100 mg bölü desilitrenin üstünde olmaz. Oysa ki diyabetli çocuklarımızda, diyabetli erişkinlerde kan şekeri seviyeleri belirgin seviyede yüksek çıkar. Bunun da sebebi insülinin yeterince etki gösterememesidir. Peki biz kan şekeri yüksekliğini başka hangi yollarla anlayabiliriz? Gördüğünüz gibi buraya bazı broşürler hazırladık. Beslenme ile ilişkili olarak alınan gıdaların kanda şekerini yükseltme etkisi burada küp şekerler vasıtasıyla göstermeye çalıştık. Bu gıdalar tüketildiği zaman dolaşımda kan şekeri seviyesi hiçbir zaman 200 mg bölü desilitrenin üstüne çıkmaz. Çünkü bu gıdadaki içeriğindeki şekerini ile orantılı olarak dolaşımdaki insülin seviyesi bu kan şekerini dengeler. Ancak gördüğünüz gibi beslenme ile alınan gıdalardaki kan şekeri yüksekliği zaman içerisinde insülin direnci oluşturarak yıllar içerisinde özellikle erişkin dönemde ve şu an dünyadaki her 10 kişiden birinin muzdarip olduğu tip 2 diyabet dediğimiz tablodaki durumu ortaya çıkarmakta. Yani sadece insülin eksikliği ile diyabet oluşmuyor. İnsülinin yeterince etki gösterememesiyle de diyabet oluşuyor. Ve erişkin dönemdeki tip 2 diyabetteki temel problem çocukluk çağındaki beslenme alışkanlıklarıyla başlıyor. Peki biz kan şekeri ölçümlerini nasıl yapıyoruz? Burada kan şekeri ölçüm için kullandığımız bazı cihazlarımızı göstereceğim size. Kan şekeri ölçüm için kullandığımız glikometreler parmak ucundan ölçüm yaparak kan şekeri seviyesiyle ilgili bize bilgi veriyor. Yine son yıllarda geliştirilen bazı teknolojilerle ilişkili olarak kan şekeri ölçüm sensörleriyle cilt altına yerleştirilen küçük bir aparatla biz kan şekeri seviyesini 5 dakika aralarla ve gün içerisinde birkaç defadan fazla bir şekilde görerek kan şekeri ölçümlerimizi değerlendirebiliyoruz. Ve yine bizim en çok güvendiğimiz yöntemlerden birisi de kan tahlili alarak plazmadaki glikoz seviyesini ölçmek. Peki dünyada birçok diyabet tipi var. Tip 1 diyabet, tip 2 diyabet, tip 3 diyabet gibi belki isimlendirmeler duymuşsunuzdur. Nedir bu tip 1 diyabet, tip 2 diyabet? Tip 1 diyabet özellikle çocukluk çağında bizim sık gördüğümüz, çocuklarımızın neredeyse %90'ında gördüğümüz insülin eksikliğiyle ortaya çıkan diyabet tipidir. Peki insülin eksikliği nasıl oluşuyor? Gördüğünüz gibi burada az önce göstermiştim. Pankreas dediğimiz organımızdan insülin üreten hücreler var. Ve bu insülin üreten hücreler zaman içerisinde bir takım enfeksiyonlar, çevresel bazı nedenlerle dolaşımda bu hücrelere saldıran, biz ona otoimmünite diyoruz, antikorlar da seviyelerinde azalma oluyor ve zaman içerisinde artık pankreasımız yeterince insülin üretemez hale geliyor.
Ve bu şekilde de insülin eksikliği ortaya çıkarak diyabet tablosu oluşuyor. Dünyada en sık görülen diyabet ise az önce de gösterdiğim gibi beslenme alışkanlığı, hayat tarzındaki hareketsizlik, fiziksel aktivitenin yetersizliği gibi durumlardan ötürü insülin direnciyle ortaya çıkan diyabet tipidir. Biz çocukluk çağında tip 2 diyabet de görüyoruz. Ancak bugünkü konumuzdaki temel anlatacağımız kısım tip 1 diyabete yönelik. Dünyada ve Türkiye'de diyabet sıklığına bakarsak, son 2 yıl öncesinde yapılan bir çalışmada Türkiye'deki tip 1 diyabet sıklığı özellikle 0-18 yaş grubunda 100.000'de 10 civarında saptanmıştır. Tip 2 diyabet için bakarsak, hem çocukluk çağı hem erişkinlik döneminde bunu içine katarsak, son yıllarda her 10 kişiden birinin tip 2 diyabet olduğu söylenmekte ve bu süreç bir 20 yıl sonrasında her 6 kişiden biri olacak şekilde öngörülmekte. Peki, diyabet önlenebilir mi? Burada gördüğünüz gibi beslenme alışkanlığı ve hayat tarzındaki değişiklikleri düzenlersek tip 2 diyabeti önlemek mümkün. Ancak çocukluk çağındaki en sık gördüğümüz tip 1 diyabeti önlemek ne yazık ki şu anki şartlarda mümkün değil. Ve tip 1 diyabetteki temel problem insülin eksikliği olduğu için bizim verebileceğimiz tek tedavi insülin. Biz bunu nasıl veriyoruz peki? İnsülin için kullandığımız enjektörler, kalemler, burada birkaç tane örnek göstermek istiyorum size. Bu renkler insülinlerin tipleriyle ilişkili olarak değişmekte. Ancak bizim en sık kullandığımız insülinler özellikle çocukluk çağında hızlı etkili ve uzun etkili insülinler. Hızlı etkili insülinleri özellikle beslenmeyle olan kan şekerini dengelemek için veya kan şekeri yüksekliğini normal hale getirmek için kullanıyoruz. Uzun etkili insülinleri de gün boyu olan insülin ihtiyacımızı yerine koymak için kullanıyoruz. Ama ne yazık ki insülinin enjeksiyon dışında veya kalemli enjektör dışında bir tedavi veya hap şeklinde bir kullanım şekli ne yazık ki şu an yok. Yine insülin için hazırlanmış, son yıllarda geliştirilmiş, son 20 yıldır kullanılan insülin pompaları ile cilt altından insülin enjeksiyonu sağlayan teknolojik cihazlarımız da mümkün. Ancak bunların içinde yani tüm kullandığımız cihazlarda ve kalemlerde yine insülin mevcut. Yani insülin dışında bir tedavisi tip 1 diyabetin ne yazık ki yok. Biz tip 1 diyabeti nasıl yönetmeye çalışıyoruz? Bahsettiğim gibi beslenme dediğimiz dönemlerde özellikle hızlı etkili insülinleri kullanmaya çalışıyoruz ve günlük ihtiyacımız için de uzun etkili insülinlerimizi tercih ediyoruz. Ve bir bölüm çıkarıyoruz. Her çocuk için, her yaş grubu için farklı bir tedavi yöntemimiz var. Yani burada standart, her çocuk için aynı bir tedavi kullanmıyoruz. Bireyselleştirilmiş bir tedavi planı var. Ve biz bunu hem aileyle hem çocuk ile paylaşıyoruz. Ve yine burada özellikle dikkat çekmek istediğim bir nokta, biz okullardaki çocuklarımızın öğretmenlerine, okuldaki çalışanlar için okulda diyabet programına yönelik bir bilgilendirme sayfası şeklinde bir not gönderiyoruz ve bunu ailelerimiz okuldaki öğretmenlerine, sınıf öğretmenlerine, rehber öğretmenlerine paylaşabilmekte. Yine okullarda çocukların sınavlarda kullanmaları için hazırlanmış, yine okulda diyabet programı için hazır hale getirilmiş bir sınav rehberi de mevcut. Peki insülini nasıl uyguluyoruz? Burada gördüğünüz gibi bir kalemimiz var. Kalemimiz için hazırlanmış bir iğne ucumuz var. Bunu açıyoruz. Takıyoruz. Taktıktan sonra hazır hale getirirken iğnesini çıkartıyoruz. Güzel bir şekilde havasını alıyoruz ve uygulamamızı yapıyoruz. Görüyorsunuz. Renkler özellikle ayrı. Çocuklarımızın kullanan toplumun renklere göre de dikkat etmesi ve yanlış insülin kullanmaması için hazır hale getirilmiş. Yine beslenme dönemlerinde yediğimiz gıdalara göre özellikle hesap ederek vereceğimiz insülinleri hastalarımıza anlatmaya çalışıyoruz. Yediğimiz gıdalardaki içerikler nasıl bir etki sağlıyor beslenme için söylemek gerekirse. Gördüğünüz gibi burada bal gibi, meyve suyu gibi, şeker gibi basit karbonhidrat dediğimiz bazı gruplar var. Yine süt gibi, ekmek gibi veya muz gibi kompleks karbonhidrat dediğimiz daha karışık besinler var. Yine tabloda da gördüğünüz gibi yağlı gıdaların da sindirdikten sonra kan şekerine, yağların da şekere etki sağlayacağı şekilde bir dönüşüm aşaması da var.
Peki biz bu gıdaları nasıl kullanıyoruz? Özellikle insülin yaptığımız çocuklarımızda bazen kan şekeri düşüklüğü, kan şekeri yüksekliği gibi durumlar karşımıza çıkabiliyor. Ve nitekim bunları sadece evde görmüyoruz. Çocuklarımızın günde 8 saat veya haftalık 30 saat ders gördüğü okullarda bu durum karşılarına çıkabilmekte. Ve ne yazık ki her çocuğumuz için okulda annesi, babası, bir velisi başında durmamakta. Ve bu noktada velilere destek olmak açısından rehber öğretmenler, eğitimciler ve sizlerin büyük bir önemi var. Biz neden öğretmenlerimize bu noktada bilgi vermek istiyoruz? Çünkü öğretmenlerimiz bizim için bir rol model. Yani uygulama açısından sizin vereceğiniz bilgiler, öneriler çocukluk çağında çocuklarımızın hayatı için çok önemli. Biz bu gıdaları nasıl kullanıyoruz peki? Kan şekeri düşüklüğü dediğimiz bir durum var. Nedir bu? Kan şekeri ölçümü yaptığımızda 70 miligram bölü desilitrenin altında bir ölçüm gördüğümüzde veya çocuğumuzda nasıl bulgular olabilir? Halsizlik, yorgunluk, terleme, çarpıntı, belki daha ağır bir durum, yani bayılma, nöbet geçirme gibi bir durum karşılarına çıktığı zaman eğer ağızdan beslenebilecek bir durumda ise basit şeker dediğimiz bu gıdaları tercih ediyoruz. Ama ölçülü miktarda. Kabaca biz buna 15 gram diyoruz ve 15 dakika sonra da kontrol görüyoruz. Yani çocuğunuzda, sınıfta, dışarıda, bahçede herhangi bir sıkıntı gördüğünüz zaman ve bu anlattığım bulguları gördüğünüzde ilk aklınıza gelmesi gereken durum kan şekeri düşüklüğü. Biz buna hipoglisemi diyoruz. Ve ilk yaptığımız müdahale eğer çocuk ağızdan beslenebilecek durumdaysa ki bu çocuklarımız bu noktada eğitimlerini aldıkları için mutlaka çantalarında, sınıflarında, yanlarında, belki ceplerinde şekerleri, meyve suları hazır halde bulunur. Ve yine bu çocuklarımızın tip 1 diyabet olduğuna dair biz bazı bilekliklerimiz var. Ve bu bileklikler çocuklarımızın tip 1 diyabet olduğuna dair bilgi vermekte ve böyle bir durum karşısında ilk yapılması gerekeni bu bileklikte belki görmektesiniz. Peki bu gıdaları kan şekeri düşüklüğü için kullanıyoruz dedik. Diğer gıdaları ne için kullanıyoruz? Üç ana öğünümüz var çocuklarımız için. Yaptığımız insülinlerin etki süreleriyle ilişki olarak ara öğünler koyduğumuzda genellikle kompleks karbonhidratları tercih ediyoruz. Peki bazı dönemlerimiz var. Tip 1 diyabetin yönetimi için bize birazcık zorluk çıkaran nedir bunlar? Egzersiz gibi, hastalık gibi, büyüme çağı gibi. Yani çocuklarımızın her yaş ihtiyaçları aynı olmuyor. Beslenmeyle aldıkları gıdalara bağlı olarak kullandıkları insülin ihtiyaçları aynı olmuyor. Yine hastalık döneminde özellikle stresin de araya girmesiyle kan şekeri yüksekliği gördüğümüz gibi beslenme problemlerine bağlı olarak veya kusmalara, ishallere bağlı olarak kan şekeri düşüklüğü karşımıza çıkabilmekte. Ve nitekim tüm bunların nedeniyle çocuklarımızın okula devamsızlığı artmakta. Yani tip 1 diyabetli bir çocuğunuz okula gelmiyorsa mutlaka bir bilgi alıp nedir problemi öğrenmenizi öneririm. İkincisi, egzersiz dediğimiz durum. Biliyorsunuz çocuklarımız son derece hareketli ve okul çağında özellikle 15 dakikalık teneffüs aralarında veya okul öncesi, okul sonrası hareketli oldukları dakikalarda kan şekerleri düşebiliyor. Bunun da sebebi fiziksel aktivitenin de kan şekerini dengeleyici etkisi olmasından ötürü. Yani biz diyabetli tüm çocuklarımızın fiziksel olarak diğer çocuklardan farksız bir şekilde hareketli olmalarını öneriyoruz. Sağlıklı bir büyüme için fiziksel aktivite ve sportif etkinliklere katılmalarını öneriyoruz. Yani tip 1 diyabetli bir çocuk, sağlıklı diğer tüm çocuklar gibi her türlü fiziksel aktiviteyi yapabilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şu, kan şekeri ölçümlerinin bu dönemlerde biraz daha sık yapılması gerekmekte. Beden eğitimi gibi bir derste tip 1 diyabetli bir çocuğumuz bazen yanında ölçüm cihazını bulundurup egzersizden önce ölçüm yapıp bazen egzersiz sırasında veya egzersiz sonrasında ölçümlerini yaparak veya egzersize başlarken kompleks bir karbonhidrat yanında hazır bulundurup tüketerek egzersizlerini yapabilir hale kendisini getirebilir. Yani bundan dolayıdır şunu diyoruz. Tüm diyabetli çocuklarımız sağlıklı tüm çocuklar gibi fiziksel aktivitelerine ve sportif etkinliklerine katılabilir. Pratik konusunda ne gibi bir eğitim broşürü gösterebiliriz size. İnsülin için uyguladığımız bölgelerimiz mevcut. Burada gördüğünüz gibi bir rotasyon yaparak çocuklarımız her öğünde veya her ek doz ihtiyacı varsa ek doz yaparken veya beslenme yaparken kullanmak şeklinde insülin için uygulandığı farklı bölgeler var. Bu bölgelerin hepsini bir rotasyon vari şeklinde her işlem için değiştirmekte. Yine turuncu renkli olarak gözünüze çarpan bu kalemi göstermek istiyorum. Bu kalem glukagon dediğimiz bir
ilaç. Nedir glukagon? Özellikle kan şekeri düşüklüğü olan veya siz bunu hastanızda şu şekilde görebilirsiniz. Okulda bir egzersiz sırasında veya sınıfta sınav başında kendisini kötü hissedip bayıldığı veya bir nöbet haline geldiği durumlarda veya ağızdan beslenemeyecek durumda kendisini kötü hissettiği, az önce bahsettiğim hipoglisemi ile ilişkili halsizlik, yorgunluk, terleme, çarpıntı gibi bulguların devamında daha kötü bir tabloda gördüğünüzde bizim için hayat kurtarıcı olan bir tedavidir bu. Nedir? Bu hazır halde bulunan ve enjektörüyle içindeki cihazın hazırlanmış aşamasında hızlı bir şekilde hazırlanıp çocuğumuzun herhangi bir bölgesinde, az önce gösterdiğimiz insülin uygulanan bölgeler olabilir, vücudunda kas dokusunun olduğu herhangi bir bölge olabilir, kan şekeri düşüklüğü döneminde hayat kurtarıcı olan bir uygulamadır. Çünkü siz 112'ye haber verdiğinizde bile çocuğumuzun kan şekeri düşüklüğü olan tablosunun süresiyle ilişkili olarak beynimizdeki birçok o dönemde ve sonraki yıllar için gerekli olan hücrelerin zaman içerisinde kaybedilmesine sebep olacak olan bu hipoglisemi tablosu bu tedaviyle daha hızlı bir şekilde normal hale getirilebilir. Peki az süt çocuk endokrinde izlenen diyabetli çocuk sayımız şimdiye kadar kaç? Şimdiye kadar 500'e yakın çocuk izleme şansımız oldu. Burada diyabette çalışan doktorlarımız, hemşirelerimiz, diyetisyenlerimiz, gerekirse bu noktada destekleyici olacak psikologlarımız ve bu gördüğünüz ortamda tip 1 diyabetli çocuklar için ve diğer hastanede yatan hastalar için eğitim veren öğretmenimiz bu noktada bir diyabet ekibi olarak hastalarımızın hayatlarına dokunma şansı elde ettiğimiz için biz son derece mutluyuz ve böyle bir eğitim videosu hazırlamak için bize destek oldukları için tekrardan Afyon Sağlık Üniversitesi Rektörlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanlarına teşekkürlerimi sunuyorum.